Geride bıraktığımız 2 yılda pandemi nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda büyük bir coşkuyla kutlandı. Konya'da tüm ilk ve ortaokullarda aynı manzara vardı. Eline Türk bayrağını alan onlarca çocuk okulun yolunu tuttu. Görüntüler Mustafa Karacıyan İlkokulu'ndan. Çok güzeldi. Pandemide kutlayamıyorduk. Şimdi çok güzel bize gösteri yaptılar. Çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Hayatımda hiç böyle bir şey kutlamamıştım. Bir de bunu kutladığım için kendime çok alkışlamak istiyorum. Çok hazırlandım. Bütün gün çalıştım. Gün onların günüydü. Şiirler okundu, en güzel koreografiler hazırlandı. İzzet Bezirci İlkokulu öğrencileri okudukları şiirlerle, Meram Niyaz Usta İlkokulu'ndaki miniklerde sundukları gösterilerle beğeni topladı. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün 102. yıl dönümü kutlandı. Abidin Saniye Erçal İlkokulu'yla Hüseyin Sevim Köroğlu İlkokulu da 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çok heyecanlıydık. Biz öncelikle sınıfta öğrendik, sonra dışarı yaptık. Sonra kıyafetler aldık, çok heyecanlı olduk. Çok mutluyduk, çok iyiydi. Burada toplandık. Öğretmenlerimiz yaklaşık bir aydır bugün için hazırlanıyorlardı. Büyük bir özveriyle güzel bir çalışma oldu ve bunu da bizlere gösterdiler. Kurtuluş Savaşı mücadelemizde meclisimizin açılması önemli bir yere sahip. Bu anlamda çocuklarımız da bugüne büyük bir coşku ve sevinçle hazırlandılar. Ben de onların mutluluğuna ortak olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi. Konya'daki etkinliğin adresi Kalehan Ecdat Parkı oldu. Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencilerine sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve doğa bilinci aşılandı.